Asım Şekip Kaya'nın damadı, ünlü avukat Selim Serez'in müvekkilini öldürmek şüphesiyle emniyete götürüldüğü, yapılan ilk sorgulamasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildiği gelen bilgiler arasında. Konuyla ilgili olarak Serez ailesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kamuoyunun dikkati şimdiden bu davanın üstünde toplanmış gözüküyor. Sıradaki haberimiz ise iş dünyasını yasak... Efendim anne? Yaman, ne oluyor oğlum? Televizyonda söylenenler doğru mu? Evet, doğru anne. Ya tabii suçlu olduğu doğru değil ama emniyete götürüldüğü doğru. Ne olmuş peki? Kim niye iftira attı? Vallahi bilmiyoruz anne. Anlayacağın işler karışık burada biraz. Ama gerçek ortaya çıkacak. Anne, ben seni daha sonra arayayım mı? Şimdi Selim abiyi mahkemeye çıkaracaklar. Kapatmam lazım. Tamam tamam ama beni haberdar et, merak ederim. Tamam anne, merak etme. Dua edeceğim. Hadi, hayırlı haberlerini bekliyorum. Öpüyorum seni. Ben de öptüm. Senin Selim'le Mert için de sakin kalman gerekiyor. Uyumak istemiyorum. Ama uyku hapı değil ki bu. Küçük bir sakinleştirici. Kalp çarpıntına iyi gelecek. Tansiyonuna da bir daha bakalım. Gerek yok, gerek yok. Ben gayet iyiyim. Birazdan gidelim zaten Selim'in yanına. Hayır, doktoru duydun, dinleneceksin. Tansiyonun toparlanmazsa mahkemeyi de unut. Ha, o güzel. Bu olsun. Takım elbisede. Ha, şu. Tamam. Bir kravat alayım. Şu daha iyi gibi, evet. Ben iyiyim, iyiyim ben. Benim Selim'in yanında olmam lazım. Önce bir duş al. Kendine gel. Aslında hiç gitmesen... ortalıklarda gönüp gazetecilere de malzeme vermemiş oluruz. Bu sefer Selim'in yanında olmadığı düşünülür. Kocasına yapılan suçlamalara inandı der gazeteler. Bunu da bir tek sen düşünürsün. Aksine. Burada bir tek etraflıca düşünen benim. Ben bunları seçtim, iyi mi? Ah, gayet iyi Miracığım. Olur bunlar. Ben onları alayım, hazırlayayım, arabaya bırakayım. Tamam, ben de gidiyorum. Görüşürüz. Ben direkt adliyeye geleceğim. Mutlaka haber olsun Selim. Tamam. Bütün gece yanındaydın zaten. Görmüştür orada olduğunu. Efendim Eylül'cüğüm? Alo, Mira neredesiniz? Haber aldık biz. Yarım saat sonra buradan çıkılıyormuş. Ya Selim abinin kıyafetlerini hazırladık da biz de. Çıkıyorum şimdi. Sizin orada durum nasıl? Mert nasıl? Yay gibi. Sinir stres midesine vurdu. Ya bir tek mide mi? İç organlarım birbirine girdi ya. Suzan Hanım, onu benim arabaya yerleştirir misiniz? Hemen. Bağırsaklarım da bozuldu. Söyle, gelirken bir eczaneye uğrasınlar. Duydun mu? Duydum, duydum. Tamam. Alacağım gelirken. Hadi görüşürüz. Öptüm, bay bay. Anne, Selim abi yarım saate çıkartıyorlarmış. Sen karışma her şeye. Yaman götürür işte elbiselerini. Anne, yanlarında olmak istiyorum. Lütfen tartışmayalım. Yaman. Gelsene biraz konuşalım. Ne oldu?
buradan çıkmamız lazım. Ben hazırım. Hadi hemen gidelim o zaman. Senin orada kalabalıktan başka yapabileceğim bir şey yok. Orası gazeteci kaynıyordur. Adının bu olayla anılmasını, resmini çıkmasını istemiyorum. Ya anne tamam, ortalarda görünmem. Hayırlı haberlerle dönersiniz inşallah. Amin. Dönünce Susan teyzeciğim, sen hiç merak etme. Selametle gidin. Suç faslının değişmesi, şüpheli kişisel durumu, sabit ikametgah sahibi oluş nedeniyle hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, bu nedenle yurt dışı çıkış yasağı konulmasına karar verilmiştir. Nasıl oldun? Biraz daha iyi misin? Hayır. Resmen bedenim acil durum alarmı verdi. Biraz daha dayan. Bir saati ilaç etkisini gösterir dediler. Sık biraz dişini. Ya sinir, stres, üzüntü hiç bana göre değil. Dünyam kaldırmıyor nokta net. Beni doğal ortamda yetiştirmek lazım. Karakol, adliye bana göre değil abicim ya. Hadi acele et biraz. Duruşma bitmek üzeredir. Tamam. Son düzlükteyim. Şimdi söyle. Bir dakika. Tamam. Tamam dedim ya. Hayır, daha bitmedi. Yok, daha cenazede kalkmadı. Bekliyoruz. Tamam. Tamam, söz halledeceğim. Gidelim buradan. Katil! Adaletten kaçsan da bizden kaçamazsın. Baba, var ol. Olay çıkarma hadi. Bunun hesabını vereceksin avukat. Benim veremeyeceğim hesabım yok. Göreceğiz. Lütfen. Acınızı anlıyoruz. Ne diyorsun sen be, alay eder gibi? Bir de acınızı anlıyorum diyor. Size söz veriyorum, gerçeği ortaya çıkaracağım. Gerçek katili bulacağım. Sözüm söz. Ben de kardeşimi kanlı yerde bırakmayacağım. Tehdit mi ediyorsun? Sen kimi tehdit ediyorsun? Ya bak, hadi kardeşim hadi, acınız var ama yapmayın böyle. Bu iş burada bitmedi avukat. Ben de bitmesine izin vermeyeceğim. Bu cinayeti çözeceğim. Tamam. Selim Bey, suçlamalar hakkında ne diyeceksiniz? Katil kim olabilir? Müvekkilinizin davadan vazgeçmemesi için tehdit ettiğiniz doğru mu? Biz arabada bekleyelim. En iyisi. Hadi o yola mı? Arkadaşlar, size şu kadarını söyleyeceğim. Gerçeği ortaya çıkarana kadar bu davanın takipçisi ben olacağım. Bu komployu yapan kişi ya da kişiler, her kimse, onları bulacağım. Gerçek katili de adalete teslim edeceğim. Şimdilik söyleyecek maalesef başka bir şey yok. Selim Bey, ailenin hakkınızdaki söyledikler... Tamam arkadaşım, hadi tamam. ...diyeceksiniz. Tamam. Hepimize geçmiş olsun abi. Henüz hiçbir şey geçmedi.
Ben sizi de gazlayayım. Tamam. Mert nerede? Mert yok. Mert'i unuttuk. Yaman, baba. Yaman, babam. Cinayet silahı benim arabanın bijon anahtarı çıkmış. Üstü de benim parmak izimle dolu. Biri bilerek suçu sizin üstünüze atmak için yapmış o zaman. Ya masum bir insanın hayatıyla oynamak bu kadar kolay mı? Yakalanacaklar hayatım. Mükemmel cinayet yoktur nokta net yani. Belki de şirketin önünde size saldırdıkları gün arabadan alıp sakladılar o aleti. Kesinlikle. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Tabii ya. Yakalanınca da dikkat dağıtmak için saldırmışlardır. Abi bunları geçen gün senin arabayı temizlerken bagajda buldum. Ne o? Eldiven abi. Ya üzerlerinde böyle yapış yapış bir şey vardı. Ben de kirli sandım. Yıkadım. Belki de kandı. Elleme, elleme. Elleme. El... Yıkadım abi. Ya aşk olsun Yaman ya. Ya ne bileyim yağ falan zannettim. Ya arabayı yıkarken bunu da daldırdım, çıkardım kovaya. Tamam olsun. Kan falan varsa üstüne yine bulunur. Koş be. Ay ya. Katilin eldivenlerine dokunmuşsun. Ya öyle söyleme. Polise teslim etmemiz lazım onu. Ay sakın Selim. Verme polise. Ya bunda da parmak izin falan çıkarsa? Allah Allah, ne yapacağız? Deli mi saklayacağız yani? Ya sen niye hemen haber vermedin ki anlamadım yani. Niye söylemedin Selim abiye? Ya nereden bileyim? İlk anda bu olayla ilgili olabileceği aklıma gelmedi. Sonra da Selim abinin başı derde girer diye korktum. O da doğru. Korkacak ne var ki bundan? Cinayeti ben işlemedim ki. Yok abi, tabii öyle bir şey düşünmedim. Allah Allah. İçinizde böyle bir şüphesi olan yoktur inşallah. Olur mu abi? Yok abi. Tabii canım, yok Selim abi. Ne biçim? İyi, ben suçsuzum çünkü. Adaletten korkacağımıza bilakis adalet yerini bulsun diye elimden geleni yapacağım. Nereye? İyi, tabiat zorluyor. Abi. Abi, Kenan'ın dediği doğruymuş. Herifin başı zaten dertteymiş ya. Ulan senin ihbarın da arada kaynadı gitti ha. Nasıl denk geldiyse. Öyle bir şey olabilir mi ya? Abi bak, cinayet soruşturmasına falan karıştırmasınlar şimdi bir de. Allah korusun, o zaman gerçekten başın belada demektir. Abi telefondan ihbar kaydını bulup beni de alırlarsa, he? Sen şöyle dedin, böyle dedin, gel bakalım diye. Abi bak, ben biterim ya. Yemin ederim biterim abi. Bak ben o hapse bir daha girmem ha. Ya bir dakika, bir dur ya. Hemen velveleye verme ortalığı Allah'ını seversen ya. Hem sen bana şey söyle, bu saldırıyı yapan çocuklar öter mi? Abi adamları Mehmet ayarladı. Ama paralarını falan aldılar yani, ortadan kaybolmuşlardır. İyi, iyi. Zaten ailenin midesi bulansın. Şu Kenan'ı şıklasınlar yeter. Gerisini kurcalamazlar. İnşallah abi, ne diyeyim ya. Hay Allah ya, ne hareketli geceymiş. Gelemediğime daha çok üzüldüm şimdi. Bütün eğlenceyi kaçırmışım. Ya sorma. Adamı apar topar götürdüler. Baya baya cinayetten tutuklandı ha. Vay be. Zenginler de ağlar demek. Neyse, ne diyelim? Geçmiş olsun diyelim. Şimdi ne yapıyorsun peki? Dünkü satışını telafi edelim mi? Ya isterdim de dışarıdayız. Babamla işlerimiz var.
Evrak işleriyle ilgileniyoruz da. Anladım. İyi, sen işin bitince ara o zaman beni. Tamam, oldu. Hadi görüşürüz. Tschüss. Ne kadar soğukkanlı yalan söyledin. Sesin bile titremedi. Senden korkulur. Ne yani, Orkun'la oturduk kahve içiyoruz mu deseydim? Söyleyebilirdim, benim için mahsur yok. Kimsenin arasını bozmaya niyetim yok vallahi. Uslu uslu duruyorum. Ya bozacak olsam Yaman'la Miran'ın arasını bozardım diyorsun. Onlara hiç bulaşmam, hiç. Siz Yaman'la niye ayrıldınız? Yakışıyormuşsunuz aslında. Allah Allah, sana selam verdik, boşlu çıktık ya. Habire Yaman'ı sorup duruyorsun. Ne oldu? Mire'ye elinden alınca çok mu canı yandı? Biz çoktan ayrılmıştık. Evet, kesin öyledir. Neyse ya, uzatmaya gerek yok. Eğer Yaman'a gol atmak için benimle ilgileniyorsan hiç uğraşma bence. Seni ne kadar sevmiyorsa beni de o kadar sevmiyor çünkü. Sen enteresan bir tipsin. Sen de pek normal değilsin. Ama ben gıcıkları seviyorum. Efendim adacığım. Ne haber? Altın koydu musun? Yok, şantiyedeyim. Sen neredesin? Şirketteyim. Büyük patron çağırmış. Ama çıkamadı hala toplantıdan. Bekliyorum. Oh, kolay gelsin. Sorma. Bakalım kahramanımızı bu sefer neler bekliyor? Boş ver ya, takılma. Aman neyse. Aslında ben çıkışta bir şeyler yapar mıyız diye aramıştım. Muhtemelen sinirlerim bozuk olur benim. Olur, tabii. Yapabiliriz tabii ki. Tamam, görüşürüz o zaman. İyi, çıkınca ararsın o zaman. Sevgilin mi? Olabilir, bakacağız. Anlaşıldı. Oltayı attık, bekliyoruz diyorsun. Neyse, en azından delikanlı gibi söyledin. Öyle ucuz yalanlara girmedim. Sana niye yalan söyleyeyim ki? Ben lafımı geri alıyorum ya. Sen bayağı gıcıksın ve hiç iyi manada değil yani. Aman neyse ya. Ben kaçıyorum ya. İşim gücüm var. Kahve senden olsun. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın Asım Bey. Güle güle. Şükran, öğleden sonraki randevularımı iptal et. Yemeğe çıkıyorum. Yok artık. Adayla. Tabii sen de arzu edersen. Benim için fark etmez. Ama sizin ortalıkta görünmeniz iyi bir fikir mi acaba? Zaten herkesin dikkati üzerinizde. Daha iyi işte. Bugünlük akşama kadar böyle idare edelim. Enler de Mert de iyi değiller. Korkma, bir gün ne batırmam. Hem Mira da yanımda olacak. Evet, senin aklın kalmasın. Arkamdan ilk günden işten kaytardın demeyin diye diyorum. Ya restoranı düşünme sen, buraya konsantre ol. Mert toparlayınca siz de akşam üstüne doğru restorana gelin, olur mu? Havası değişir. Tamam hayatım. Bu arada benim içime hiç kötü bir şey de olmuyor. Gerçekler ortaya çıkacak. İçini rahat tut. İnşallah. Mert. İyi misin babacığım? Ya bir uzaklaşın rica ederim. Ben iyiyim. Sadece sinirden klozetle bütünleştim. Tamam, seslen bir şey olursa. Tamam. Zayıf. Bu çocuğun üyesi çok zayıf.
Bunu çelik gibi bünyesi olan biri söylüyor. Sen nasıl oldun? Ağrıyor mu başına yani? Çatlıyor. Galiba bir ilaç da alacağım. İşe yaradım. Yaşasın. Sağ ol. Ne oluyor? Yaman, ben sana bir şey söyleyeceğim de. Nasıl söyleyeceğim? Nereden baksan zor iş. Ne huzursuzluğun var senin sabahtan beri ya? Gel, gel içeride konuşalım. Ne oluyor ya? Gel. Bütünü aile pert. Siz de biraz dinlenseydiniz keşke. Ben iyiyim Suzan'cığım. Burada çalışacağım. Nasıl isterseniz. Ne kıvırıp duruyorsun ya? Söylesene ne söyleyeceksen. Selim abi otoparkta saldırı olayı vardı ya. Dümendi o. Ben tezgah aldım. Restorandaki işi kaybetmemek için başında yaptım. Ne yaptın lan sen? He? Ne yaptın sen? Dur. Ne yaptın sen Kenan? Dur anlatacağım. Neyini anlatacaksın be adi herif? Yazıklar olsun sana. Sakin ol dinle. Kes sesini bak elimde kalırsın Kenan. Ulan sakin ol be bir dinle. Yeter lan konuşma. Ya dinlesene. Dinlemek istemiyorum sus. Ne demek istemiyorsun? İsteyeceksin. Oğlum ona bir zarar gelsin istemedim. Ben atladım zaten önüne. Tamamen artistliğine. Bana güvensinler istedim. Hakkımda kötü düşünmesinler istedim. İşlerin boka saracağını nereden bilebilirdim ya? Allah senin cezanı versin lan! Ne oluyor beyler? Nedir mesele? Anlat şimdi her şeyi Selim abi. Hadi anlat. Hadi! Enteresan. Daha birkaç ay olmasına rağmen Yaman sanki yıllardır yan evde yaşıyormuş gibi geliyor bana. Tam 9 ay oldu babacığım. Nasıl sahipleniyor? Ya sahide üstelik biliyor musun? Yalan dolan değil. Gerçekten ailesi oldu Mertler. Evet. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yaman'la arkadaşlık ettiğin için içim çok rahat. Yani Orkun'un olduğunda. Ya canım babacığım benim. Oo bir tanem. Kızım canım. Bir tanem ben de öyle hissediyorum. Babacığım. Şu dükkana bak. Menüyü hazırlamam aylar sürdü. Her şeyi tek başıma tek tek seçtim, organize ettim. Pardon izninizle. Bir Sude Beylice prodüksiyonudur. Sude sana inanamıyorum. Evet, gündem karışıktı. Görüşemedik. Açılış ertesinde iyi olacağını düşündüm. Ay yani üstelik ne kadar güzel bir kalabalık bu. İlk günden böyle bir kalabalık beklemiyorduk. Buna hazır mıyız? İnsan kaynaklarından gelen yeni mutfak personelini hemen başlattım. Garsonlar? Şirkette görüşmeler sürüyor. Bugün yeni elemanlar geldi. Bakalım. Deneyip göreceğiz. Ben de yardım ederim. Saçmalama canım. Gel sen benim arkadaşlarımla tanış. Ekmek çapsak sırf kahramanlığına yaptırmıştım. Bıçak mıçak yoktu. Sadece saldırıp yumruk atmalarını söylemiştim. Hesapta ben Değişik Çam filmlerindeki gibi girip seni kurtaracaktım. Herifleri pataklayacaktım ama sopayı yiyince
arkamıza geldiler herhalde. Biz de enayi gibi yedik. Ya aptal herif. Ya gerçekten daha büyük bir kaza çıksaydı. Ya Selim abiye bir şey olsaydı. Böyle olacak aklıma gelmedi. Zaten sonra zıvanadan çıktı işler. Bunlara yüz vermeyince, tozlu dere olayında yanlarında yer almayınca, onlar da kıllana beni zor durumda bırakmak istediler. Beni hedef gösterdiler. Selim abiye tehdit mesajı gelince uyandım ben. Gittim hesap sordum ama inkar ettiler. Şimdi de işler iyice karıştı. Fakat kim ne yaptı ben bilmiyorum. Bu işlerle en ufak bilgim yok benim. Sen var ya harbiden aptalsın. Sıfır numara ambalajında aptalsın hem de. Ben daha sana ne söyleyeyim? Ne deseniz haklısınız. Ama her şey üstüne yemin ederim ki bu otopark olayı dışında hiçbir şeyle benim ilgim yok. Herkesi salak yerine koydum. Üstelik gerçekten sana da bir şey olabilirdi. Özür dilerim. Merak etmeyin, hemen gideceğim ben buradan. İyi yaparsın. Bir süre seni görmek isteyeceğimi hiç zannetmiyorum. Sakın gidip o heriflerden hesap sormaya falan da kalkma ama. Başka bir aptallık daha yapma. Ben ilgileneceğim. O adamlar yaptıklarının cezasını çekecek. Bu işle ilgisi olan herkes çekecek abi. Ne yapsanız hakkınızdır, her şey kabulüm. Şöyle oturalım mı? Buranın gazeteci cenneti olduğunu ben bile biliyorum. Emin misiniz? Sorun değil. Şu anda ailemizle ilgili daha önemli haberler var. Onun için bu yemeğin ilgi çekici olduğunu düşünmüyorum. Öyle diyorsanız. Aslında bu yemeği seninle baş başa kalıp konuşmak için istedim. Seni daha yakından tanımak istiyorum. 18 yılın kısa bir özetini mi geçeyim? Olabilir, bir yerden başlamak lazım. Özür dilerim. İyi niyetli olduğunuzu düşünüyorum gerçekten. Ama DNA test sonucu benim için hiçbir şeyi değiştirmedi. En başından beri söylüyorum. Sizden bir şey istemiyorum. Hala aynı şey geçerli. Ben de yeni bir teklifte bulunmuyorum zaten. Ama artık birbirimizin hayatında olduğumuz bir gerçek. Bunun için de ikimizin de rahat olması lazım. Biliyorum. Terapistim de aynı şeyi söylüyor. Zor bir süreçten geçiyorum. Baş edebilmek için de terapiye gitmeye başladım. Umarım sana yardım oluyordur. Konuşmak iyi geliyor. Açıkçası sizinle görüşmeyi de onun önerisiyle kabul ettim. Bu adımlar ikimiz için de çok önemli. Farkındayım. Buzları yavaş yavaş eriteceğimize inanıyorum. Ama önce ne yiyeceğimize karar verelim. Ben çok açım. Tamam.
Şu dükkanın haline bak. Buyurun. Şahane görünüyor ya. Ümmü annem sürpriz yapmış. Ben sizi bakmıyorum. Nasılsın? Kenan, ben de seni arayacaktım. Hemen üzerinde işte dışarıya çık. Hayır Faruk Bey, ben de sizinle bir şey görüşecektim ama. Çok mu acil şu an? Hiç sırası değil. Yok, tabii bekleyebilir. İyi, tamam o zaman. Bu arada dışarı çıkmışken otoparkla da ilgilen. Orası da karıştı. Tamam, ben ilgilenirim. Siz merak etmeyin. Hemen emniyete başvur Atılay. Hemen, hemen. Arama kayıtlarını da ekle dosyaya. Dilekçeni sun. Kiminle uğraştıklarını anlasınlar bakalım. Giray Bağcılar. Abi bir şey söylesene abi, ben niye gidiyorum? Mehmet Yeşilhanlı. Hasan Saklıhan. Saldırı, adam yaralama, tehdit. Üçünden de şikayetçi. Bunlar tutuklanacak mı? Evet. Peki diğerleri? Adamlar sadece Mehmet'ten emir aldıklarını söyledikleri için o tutuklu yargılanacak. Diğerleri serbest kalacak. Kenan abi. O içlerinde en masum. Tek suçu salaklığı. Ucuz kahramanlık peşinde koşarken kendi ayağına çelme taktı. Ya bekle işte. Selim abi, sen istiyorsan git, biz biraz Kenan'la takılacağız. Ben sizi nereye? Bu akşam en çok benim konuşmaya ihtiyacım var. Yürüyün, ben de geliyorum. Gerçekten. Bu mekan oldu yani, ben sana söyleyeyim. Evet. Olayla açılıştan sonra millet meraktan da gelir. Bir süre böyle bence.
Birazdan var ya, aşçının ellerini öpmeyeceğim, yalayacağım. Ay patladım nokta net yani. Ben Mert toparlanamadım daha. Yok ya, helak oldu çocuk bütün gün. Ha, avutları içine kaçtı resmen. O da çok hassasmış ya. Ya cenazeden korkar, karanlıktan korkar. Ya bir şey olsa adamın bağırsaklarını vuruyor hemen. Pardon canım ama senin de pat diye gelip babanı cinayetten tutuklasalar... ...senin de gözyaşların kulaklarından çıkar böyle. Pardon canım, şunları da alabilir misin? Ya ben de bir soda alabilir miyim sana zaman? Bu işte bir yanlışlık var. Ya biz hep Kumcuoğlu'na odaklandık ama bu cinayet onların da işine yaramadı ki. Onlar arazi istiyorlardı. Ama dava ortada kaldı işte. Bu ölüm kimin işine yaradı? Veya kim intikam almış olabilir? Babam da en başından beri onu söylüyor ya. Kimin işine yarar? Ölen adam zengin biri ise mirasçıların işine yaradı. Kimler miras ortak olacak? Şey... Dedemle olan görüşmeniz nasıl geçti bugün? Miras lafın duyunca aklına dedenin gelmesi. Aşk olsun Mert. Pardon ya. Hakikaten. Çağrışım yaptı demek ki. Enteresan bir adam. Ama henüz hoşlanmıyorum. Yani aslında bir şey hissetmiyorum. Benim için hep yabancı kalacak gibi. Dün bir... Bugün iki... Sağ ol ya. Selim abiyle bir şeyler içeceğiz, abim de bizimle. Ay mesajın kimden geldiği nasıl belli oluyor ya? Yaman'dan mı? Selim abi ve abisiyle birlikte yemekler almış. Ne? Ne ya, yok bir şey. Bugün babam Yaman'la ilgili çok güzel şeyler söyledi. Ya gerçekten Yaman ne kadar sahipleniyor çevresindeki herkesi değil mi? Ya. Sizin 6. ay kutlamanız ne oldu peki? Sen nereden biliyorsun ya? Gizli bir bilgi miydi ki? Biz de biliyoruz. Yok da yani siz böyle bizim yokluğumuzda bizden mi bahsediyorsunuz? Bazen. Biz bile arkadaşlarımla sizden bahsediyoruz genelde. Beren. Ne yapayım abla, malzeme bu. Ama haklılar şimdi. Ha, bir gün kaçırılırsın, bir gün tehdit mesajları alırsın. Ay sapığını saymıyorum bile. Ay psikopat tam. Ya öyle demeyin lütfen. Yani tam hasta, şizofren. Ne yapsın ki çocuk, elinde değil. Biz hesabı alabilir miyiz ya? Hayır hayır, hayır hesap yok. Sakın saçmalamayın, hesap falan olmaz. Ay alıştırma bunları be. Ondan sonra böyle tırnaklarıyla yapışacaklar üstüne. Aa aşk olsun ya. Aşk olsun. Burası bizim yerimiz. İstediğiniz zaman kalkabiliriz. Ha, biz bir an önce kalkalım bence. Çünkü sizin çevreniz geniş, duyan gelir. Belanın geleceği varsa önüne geçemiyorsun. Tecrübeyle sabit. Ama üstüne de çağırmamak lazım abi. Biz baştan mimliyiz bir kere. Bizim iki kat daha fazla dikkatli olmamız lazım. Bizim ayağımızın kenarı uçurum. Herkes için öyle aslında. Baksanıza bana. Kendimi en güvenli hissettiğim anda
Cinayetle suçlanıyorum. Kimse hayatının garantide olduğunu düşünmemeli. Kayıp düşmemek, tepe taklak olmamak için her zaman çaba göstermek lazım. Çok haklısın. Ama işte ben böyle biraz kulağımı tersten göstererek kanter içinde sahip oldum bazı şeylere. Yani alın terimin karşılığını bile elimi kirletmeden alamadım. Çocuktur. Hakkının üzerine yatarız dediklerinde sessiz kal. Ama hiç eyvallah demedim. İlk hırsızlığımı beni gece gündüz çalıştıran, emeğimin üstüne yatan adamdan çalarak yaptım. Bana borcu olduğu kadarını giderken yanımda götürdüm. Sattım. Parasını cebime attım. Sonra da gittim, eve ekmek aldım. Yani herif helal kazandığımı haram yedirdi bana. Baba gitmiş. Kardeş küçük. Anne desen dağılmış. Elini ilk uzatan şerefsize kanmış. Hoş beni de ipleyen yoktu ya. Ben seni babam yerine koydum ya. Var mı daha ötesi? O yüzden senin yanlış yapman beni daha çok yaralıyor. Sen yıkılırsan ben de yıkılırım. Sadece sırtını bana yaslı abi. Biz birbirimize yeteriz. Vallahi de billahi de yeteriz. Bırak kurtul peşindeki sürüklerden. Bak göreceksin nasıl rahatlayacaksın. Sen yolunda yürümeye devam et. Gerisi gelecek. Yaptıklarımı temize çekmez ki. Bu son durum. Sadece bizim aramızda kalabilir. Ben unutmam. Sen de unutmazsın. O ayrı. Tarihe senin salaklığın olarak geçecek. İspat etmek için illa birilerinin zarar görmesine gerek yok Kenan. Kahramanlığa gerek yok. Sonra Niyazi oluversin günlerinde. Kontrol başladı. Efendim hayatım. Ha aşkım, iyi misin? İyiyiz hayatım, oturuyoruz çocuklarla. Gel lan. Gel lan. Ya of, sürme al ağzını ya. Yemek yiyoruz, keyfimiz yerinde. Siz ne yaptınız? Mert nasıl oldu? Ha iyi. Ada gelmişti, çıkıyor da şimdi. Tamam, selam söyle. Söylerim aşkım. Siz de çok geç kalmayın, olur mu? Bağışlayın prensesim. Görüşürüz. Adacığım kalsaydın biraz daha. Basına malzeme olduk diye annem bozuldu zaten bugün. Bir de geç kalmayayım. Bir de biriyle buluşacak galiba. Mesajlar hiç bitmedi. Aa, bir arkadaşın mı gelecek abi?
Orkun geliyor, eve bırakacak. Sakın Orkun'la beraberim deme. Neden? Hoşlanmıyor musun? Ya kim hoşlanır ondan ya? Orkunç ya, Orkunç. Orkunç mu? İyiymiş. Uzaktan hoş geliyor tabii. Mert, tamam. Sen karışma. Gel istersen Mert'e bakalım. Hem Yaman da gelir şimdi. Eli kulağındadır. Tamam. Ay ben doğru eve gideceğim. Yine aynı muhabbetle duymaktan sıkıldım. Ne işi var bu saatte? Hayırdır, geçmiş olsuna mı geldin? Sen öyle kibarlıkları bilir misin? Hadi evine bırakacağım. Ne haber? İyidir. Ya aslında ben evde sıkılırım. Ben sizinle geleyim en iyisi. Adayı duyunca fikir değiştirdin değil mi? Olay çıkabilir. Kimciğim. Vallahi sen bilirsin. İstersen beni dinle, istersen kendin yaşayarak gör. Ben Orkunç'un iki tane sevgilisini tanıdım. %50'sini delirtti. Ya gözlerimiz de şahidiz. Mert, ayıp oluyor ama. Yalan mı ya? Hale olayını unuttun mu? Sen Mira'yla arkadaşsın diye öyle söylüyorsun bence. Al işte, iyi insan da lafının üstüne geldi. Merhaba. Merhaba. Aa, yüzün rengi yerine gelmiş. Sinirdendir o. Mira diyordun. Yok, sen öyle duymak istedin herhalde. Ups. Şey, bu arada geçmiş olsun. Ama her şey hallolmuş herhalde değil mi? Senin şoförünle ilgili ufak detaylar var ama ben o konulara girmeyeceğim. Babam girer nasılsa. Hadi görüşürüz. Tamam tatlım. Yine gelemem mi? Gelirim. Siz de Sedef'e benden selam söyleyin. Bu arada sana da geçmiş olsun. Duydum bugün tuvalette mahsur kalmışsın. Yürü. Uydudan haber mi geçtiniz bütün dünyaya? Ne yaptınız? Ya neredeyse ilkokul hocam aradı ya. Tuvalette mahsur kalmışsın, geçmiş olsun evladım diye. Buğra da öğrendi mi Eylül? Aferin. Mert. Mert sen niye karışıyorsun? İstediğiyle çıkar çıkar. Orkun'dan sana ne? Ne? Ada Orkun'la mı birlikte? Gerçekten mi? Ne o? Bozuldun sanki. Araştırmalar nasıl gidiyor Sherlock? Hiç sormayacaksınız diye çok korktum. Hadi gelin. Gelin benimle. Gerçekten de sinir bir kız. Sanki küçük dağları o yaratmış. Öyle bir hava. Niye takıldın? Çünkü ilk gördüğüm andan itibaren beni huzursuz ediyor. Alışırsın, tatlı kızdır. Alışmaya niyetim yok vallahi. Hatta sırf onlara inat, seninle sevgili bile olabilir. Ne o, bu bahaneyle bana çıkma mı teklif ediyorsun? Vallahi bilmem artık. Hem Asım Şekipkaya'nın en taze kızıyla sevgili olmak istemez misin? Hmm, aile kartını kullanıyor. Artık rahatlıkla kullanabilirim. Asım Bey bugün bana soyadını teklif etti. Ya. Evet. Güzel bir gün geçirmişsin, öyle korktuğun gibi sinir bozucu geçmemiş. Niye bu kadar gülüyorum sanıyorsun? Laçka oldu iyice sinirlerim. Rahmetlinin akrabalarını döktüm. Bazı isimler niye kırmızıyla çizilmiş? Onlar olağan şüpheliler. Nasıl yani? Birol Bey'in paylaşımlarına verdiği tepkilerden, beğenilerden, yorumlardan... çıkarımlarıma göre ya aslında şöyle bir şey yaptım. Bir nevi beyin fırtınası. Bütün düşüncelerimi alt alta sıraladım. Bak.
Şu kırmızı bölgede olanlar en dikkat edilmesi gerekenler. Yani bu cinayetten maddi ya da manevi, yani bizim tahmin edemeyeceğimiz şekilde manevi çıkarları olan kişiler. Ben gidiyorum. Tamam canım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Bu nereden çıktı? Ne? Yaman hastaneden mi getirdi bunu? Yok ya, ne hastanesi? Okulda da atıyorlardı. Tanın kaldığı hastane bu. Kavuşma. Ne alaka? Bilmem. Aman neyse ne canım, tesadüftür. Evet hanımlar, hadi tam konsantrasyon, full ilgi istiyorum sizden. Hadi bana odaklanın. Evet, sendeyiz Holmes. Evet. Birinci torbaya eş, kardeşler ve tespit ettiğim iki ortağını koydum. Hoş geldiniz. Annem gelmedi mi? Hayır, az önce aradı, şirketteymiş. Tamam, odamdayım ben o zaman. Tamam, iyi geceler. İyi geceler Asım Bey. İyi geceler. Sen biraz bekle. Seni çok mu yoruyoruz? Bir proje hazırlıyorum. Bitince sizinle paylaşacağım. Öyle mi? Seni bu saatlere kadar meşgul eden işin ne olduğunu merak ediyorum doğrusu. Bir dergi hazırlamak istiyorum. Bir zamanlar siz arzu etmişsiniz. Ender üzerinde çalışmış ama sonra rafa kalkmış. Evet, öyle bir isteğim olmuştu. Bence de uluslararası düzeyde iş yapan böyle bir şirketin aylık da olsa çalıştığı firmalarla dirsek temasında olması iyi bir şey. İlk sayıyı bu gece hazırlamayı düşünmüyorsun sanırım. Hadi gel, bir yerlerde bir şeyler içelim. Maalesef son anda yapılan planlara katılamıyorum. Şimdilik önceliğim uzun vadeli planlar. Ama teşekkürler. Anlıyorum. Bu arada Sude, o akşamla ilgili olarak... Asım Bey. Bu konuşmayı yapmamıza hiç gerek yok. Gerçekten. Lütfen kendinizi rahatsız hissetmeyin. İkimiz de hissetmeyelim. Fakat hiç konuşacak fırsatımız olmadı. Evet ama ikimiz de lafın nereye geleceğini çok iyi biliyoruz. Birbirimizi yıllardır tanıyoruz. O gece tanışmadık ki. Lütfen sizden ricam. O gece yaşananları olduğundan daha önemli hale getirmemeniz. Böylece ikimiz de saygıyla birlikte çalışmaya devam edebiliriz. Tamam. Nasıl istersen. İyi geceler. Kolay gelsin. İyi geceler. Kenan'ı da sen bırak. Ha yok abi ya, ben yürüyeyim. Hem ayılırım biraz. İstersen gitme, kal burada bu gece.
Yerin de hazır. Yok, ben gideyim ya. Bütün gün kaytardım. Şimdi insanların iyi niyetine daha fazla suistimal etmeyeyim. En azından gece vardiyasına yetişirim. Sen bilirsin. Çok teşekkürler. Her şey için avukat. Eyvallah birader. Bugün kilometreyi sıfırladık ha. Unutma. Aklımda. Yazdım buraya. Hadi eyvallah. İyi geceler. İyi geceler. İnzibat yatmamış. Ne mutlu sana. İyi geceler canım. Kolay gelsin. İyi geceler abi. Sana da oğlum. Söz vermiştim. Sensiz bu yatakta yatamam. Sensiz bu evde kalamam. Benim de seni bırakmaya hiç niyetim yok. Korktum Selim. Ben de dünya ayağımın altından kayıyor zannettim. Bekledim bu saate kadar. Peki.
kesme ne olur. Devam et, hadi çok güzel. Güneşin alevden saçları aşınca karşıki tepeden gölgeler sarar yamaçları. Ürkerim gelecek geceden. Bütün dertler beni bekler yatağımın başucunda. Esir kalır hep dilekler kaderimin avucunda. Teselli etmiyor gönlümü ne yıldız ne de ay bu gece. Beklerim hasretle gülümü, yalvarıp göklere her gece. Hiç bu kadar güzel uyanmamıştım. Sen benim yanımdan hiç ayrılma, tamam mı? Her kapıyı açtığımda seni göreyim. Uyurken, uyanırken hep yanımda ol. Ne oldu, sen yine bülbül olmuşsun? Şalgamdan mı yoksa? Mira'dan. Yanınca sabah olsa da tekrar görsem seni. Böyle içinden geçenleri söylediğin zaman daha çok seviyorum seni. Ya tamam, utandırma. Utanma. Sesin kulağımda uyuyacağım. İyi geceler. Dediğin gibi okula gittim. İçeri girmeyi başardım. Afişi astım. Ama çok üzgünüm. Sana iyi haberler veremiyorum. O çocukla hala birlikteler. Yani sana yalan söylemiş. Yaman'dan nefret etme. Onlar sevgililer. Konuşurlarken tesadüfen duydum. Altıncı aylarını kutlayacaklarmış. Romantik bir yemekten bahsettiler.
doktorlar birazdan vizite çıkacaklar. Duşunu aldırdılar mı? Oh, mis gibi kokmuş benim oğlum. Ne oldu? Bu sabah keyfin yok galiba. Yok bir şey. E hadi kalk o zaman, hazırlayalım seni. Kadir dün niye gelmedi? E sınavları başladı ya oğlum. Ama dersi kaçırdı. Doğru söylüyorsun. Sınavlarını bir bitirsin, yine gelir. Benim onu bu hafta görmem lazım. Konser yaklaşıyor ya ondan. Tamam. Ben ona söylerim. Albüm dağıt. Yanlış bu. Söyle Kadir'e yanlış yollamış. Tamam oğlum. Merak etme sen. Yanlış. İçindeki her şey yanlış. Hiç doğru bir şey yok. Hepsi yanlış. Anladın mı? Söyle ona. İçindeki her şey yanlış. Ne kadar çaresiz. Yarabbim sen ona huzur ver. Hayırdır Hacer abla, ne oldu? Bugün biraz sinirli nedense. İlaçlarını almadı mı? Aldı, verdim sabah. Gözümle gördüm aldığını. Bu pek normal değil o zaman. Doktoruna söyleyin, belki de ilacını değiştirebilir. Ben de bakarım. Yanlış. Hepsi yanlış. Hiç doğru bir şey yok. Hepsi yanlış. Hepsi yanlış. Yanlış. Hepsi yanlış. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Hayatım takma kafana ya. Tamamen tesadüftür. Bizimle ne ilgisi olacak? Öyle mi diyorsun? E tabii canım. Yani normal yardım konseri gibi bir şey bu. Hadi derse gidelim, geç kalma. Ya dışarıdaki bağlantısı benim görmem için astıysa bu afişleri? Canım benim, okul doğru düzgün bir şey olmasa astırmazdı zaten. Yani bu hastane olması tamamen tesadüf öyleyse. Yani. Hadi ben de derse gideceğim. Hadi kız. Görüşürüz. Görüşürüz. Alo Selim abi. Benim Yaman. Müsait olunca beni arar mısın lütfen? Ha, merhaba. İstanbul Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'nin numarasını alabilir miyim? Ne demek vekaletleri değiştirmişler ya? Birinin aklına uymuşlar belli. Selim Serez isminde bir avukat varmış. Onun örnek vekaleti dolaşıyor ortada. Yani adamlara böyle vekalet vereceksiniz diyorlarmış. Tamam. Ha, bir grup da verilen ödeme rakamları konusunda az buldukları için sizinle görüşmek istiyor. Yeniden masaya oturmak istiyorlar. Yok öyle bir şey. Hangi fiyattan satmayı kabul ettilerse o fiyattan devam edeceğiz. Çocuk oyuncağı değil bu. Reyhan Hanım tamam demiş galiba. Yani görüşmeye tamam demiş. Bana sormadan! Bana sormadan nasıl tamam diyor ya? Benim herkesi memnun etme gibi bir derdim yok. Bir dakika bekle. Hayırdır? Dakika. Bugün derse girmememeye karar verdin Orkun Bey. Hocam çok özür dilerim. Bu konuşmayı yapmam lazım. Bana bak. Toz direği dağıttırmayın bana. Her gün yeni bir şeyle geliyorsunuz. Ben sana oradaki gelişmeleri bana haber ver diyeyim seni işe aldım. Hayır. Üzeceksin. Peki konserde kim çalacak? Tamam sağ olun, teşekkür ederim. Çözün işte. Hiçbir değişiklik olmadan işlerin aynı şekilde devam etmesini istiyorum. Toz derileri sen mi kışkırtıyorsun? Şimdi isyan çıkarmaya mı niyetlendin? Sana ne isyan edeceğim lan? Ben sadece insanlara yol gösterdim. Milletin parası başkasının cebine gitmesin diye. Doğru konuş. Ben kimseyi kandırmıyorum. Ortada yasa dışı hiçbir şey yok. Yasalara uygun olunca dolandırmak olmuyor mu? Arkadaşlar, madem derse girmiyorsunuz, bari girenlere saygı gösterin.
Dersimi engellemeyin. Pardon hocam. Kızın aramasını bekleme. Sen bir adım at. Ya şimdi açıkçası çok da zorlamak istemiyorum ya. Yani Yaman'ın da eski kız arkadaşıymış sonuçta. E sen değil miydin Yaman'dan bana ne diyen? Öyle de. Affetme. Sana ne be Yaman'dan? Mira da var. Mira da gıcık oluyor bence bu duruma. Oğlum evlenecek misin sen bu kızla? Beğeniyorsan çık. Baksana eski kız arkadaşın kimlerle çıkıyor bu okuldan. O konuyu açmasan için rahat etmeyecek değil mi? Üf, aman sen aptallığına doyma. Böyle kenarda beklemeye alışırsan daha çok bakarsın gidenin arkasından. Kızım bakkaldan gelirken gördüm bunları. Kedi gibi topladılar vallahi. Süpüm püpüm götürdüler. Yazık bile. Giren annesi de üzgün. Ne oldu diye kadın konu komşuya soruyordu. E peki sen bir şey öğrenebildin mi? Yani ne iş çevirmiş yine? Tam anlamadım ki. Bunlar kenara bir halt etmişler. Ama yani belli ki burunlarından gelmiş. Ay. Hadi bakalım. Ne oldu? Orkun Civanoğlu'ndan mesaj gelmiş. Atıyorsun. Al bak. Yok artık. Ne yapacaksın? Bulacak mısın? Sence Sude Beylici Çakıltepe'den Altınkoy'a geçerken peşinden koşmuş mudur, koşturmuş mudur? Sana inanmıyorum Leyla ya. Evlenelim mi diyor? Aa, bu da öteki, Burak. O da buluşalım diyor. Yuh artık ama. Al. Ay, ama bunlar çok şımarık ya. Vallahi, hiç bunlar böyle elini attıklarını almaya alışmışlar. Ya sinir bozucu yani. Sonuçta sen ben değiller. Ama çok sinir yani. Kalamış sahilinde saat 2'de. Kalamış sahilinde saat 2'de. Lamıcım yok yani. Bu herifin dışarıda gözü kulağı olan birisi var. Ya da örümcek hisleri kuvvetli olan bir tanıdığı. Dışarıya kapalı. Sadece hasta yakınları için yapılan küçük bir konsermiş. Birisi sırf biz görelim diye getirip asmış afişi. Ay baksana kendi aralarında bir şey konuşuyorlar. Kesin sizin 6. ayınızı planlıyorlardı. Ya beni havaya sokma Eylül. Gerçi sizi bir yere götüreceğiz deyip getirdikleri yer de burası yani. Çok da ümitlenmemek lazım. Ya niye öyle diyorsun? Bence harika bir yer. İçimizdeki Joker'i bulmalıyız Yaman. Düşman gizlice içimize sızmış olabilir. Hatta şu anda bile bizi gizlice izliyor bile olabilir. Ah, Süperman olmak vardı ya şimdi. Kim arıyorsun? Selim abi.
Kesin otobüs raporu kimdeydi? Buyurun. Herhangi bir itişme, boğuşma ya da mücadele olmamış. İşimize yarayacak bir şey yok yani. Maalesef. Ama olay yeri inceleme maktulün ayak izleri dışında ikinci bir iz daha bulmuş. Selim Bey, Asım Şekip Kayası'yla konuşmak istiyor. Telefonumuz kapalıymış. Kimseyi bağlama, kimseyi istemiyorum. Peki efendim. Kusura bakmayın Şükrü Hanım. Maalesef Selim Bey'e telefon bağlayayım. Acil olduğunu söylersiniz. Teşekkürler. Efendim toplantıdaymış hala. Çıkınca arayacakmış. Kendi başındaki pisliği temizleyecek de sonra sıra bizimkilere gelecek. Aslında biz aramakla hata ettik. Çünkü şu anda gerçekten Sedef'in işiyle uğraşacak durumda değil. Sen hep kocanı koru zaten. Çünkü nasılsa sizin yerinize paranızı, itibarınızı, geleceğinizi koruyan biri var. Evet baba. Sen onun için mi beni ihbar... Aa neyse. Ben bu konuyu bir daha asla açmayayım. Şimdi bu herif aniden ortaya çıkıverirse ne yapacağız? Belki de benimle bir alakası yoktur. Lens bu. Kafasını çıkardığı gibi ortadan kaybolabilirdi. Sessiz kalıp uyandırmamak da bir ihtimal. Evliliğinizi bitirmek için daha ne kadar süreye ihtiyaç var? 2 hafta. Allah kahretsin! Dört bir taraftan keneler gibi ortaya çıkıyor. Önce Reyhan'ın kamburu, arkasından senin kamburun. Reyhan'ın kamburu dediğin senin öz kızın baba. O senin... Tamam! Bana akıl vermeyin. Ben bugüne kadar kendi doğrularımla geldim. Bundan sonra da öyle olacak. Peki. Ben karışmam. Ne haliniz varsa görün. Ender tamam geç otur. Bugünlük de bu konu kapansın yani. Ender! Katil erkek. Sağ elini kullanıyor. 42 numara ayakkabı giyiyor. Maktul'la aynı boylarda. Benimle de aynı. Elinizdeki rapora göre katiliyle aynı arabadaymış. Birlikte inmişler. Ayak izlerine göre Birol Bey arka koltukta oturuyormuş. Katil de şoför mahallinde. O gün şoförünü de yanına almamış. Saldırı anıyla mevcut deliller bir arada düşünülürse katilin tanıdığı biri olduğunu düşünüyoruz. Peki şu koruma meselesiyle ilgili bir gelişme var mı? Hayır, eşinin korumadan haberi yok. Kardeşleri de doğruladı. Ama bana tuttuğunu söyledi. Durumu sizin gözünüzde daha önemli hale getirmek istemiş olabilir. Ay, zannetmiyorum. Bence bu koruma meselesinin üstüne gidelim. Ay, o gün kardeşlerinin yanından konuşmuş benimle. Bilmiyorlardıysa bile o gün duymuş olmalılar. Yalan mı söylüyorlar? Bilmiyorum. Ama bana kalırsa Birol Bey'i öldürmeyi kim kafasına koyduysa... koruma diye kiralık katilini ayarlamış. Ben hemen ilgileniyorum. Peki ortaklarıyla ilişkileri incelendi mi? Görünen hiçbir sıkıntı yok. Ayrıca söz konusu edilen arazi şirket gayrimenkulü değil. Kardeşlerin maddi durumu? Birol Bey kadar varlıklar. Aynı zamanda da davadan vazgeçirmek istiyorlardı. Evet. Kardeşlerin de üstüne gidelim. Sağa çek. Efendim. Cengiz ben. Gazeteki resimleri gördünüz mü? Nadir abim soruyor. Evet gördüm. O resimlerde avukatın yanında duranlar kim tanıyor musunuz? Bilmem. Kim var? O da size soruyor zaten. Kim onlar diye. Hayır, hiç tanımıyorum. Yok abi, tanımıyorlarmış. Kapat. Tamam, sağ ol. Neden sordun ki? Bizimle bilgisi mi var? Alo. Alo.
abi. Avukatın çocuklarıdır belki de. Ben neye bakıyorum? Asmışlardır o fişlerden ha? Nasıl öğrenebiliriz ki? Bir de sen de taktın ha. Allah Allah. Bir tek bana mı tuhaf geliyor arkadaşlar yani? Hem benim mesajla tehdit aldığım bir dönemde hem de bizim okulda. Atanın kaldığı hastanenin afişlerin asılması çok mu normal yani? Ya belki bizim okuldan biri orada tedavi oluyordur. Buyurun. Tabii canım. Katılım olsun diye asmışlardır. Ay bir de tuzumuz olsaydı. Ben şuradan hemen alıp geleceğim. Ya gelsene canım, boş ver ya. Ya havamız değişsin diye daha nerelere geldik. Hala aynı şeyleri konuşuyoruz. Farkındaysan konuşmuyorum. Düşünüyorum sadece, susuyorum. Kelbeğim ya, canım benim. Bizi ne güzel yerlere getirdin ya. Aa, sen mi buldun orayı? Evet, beni mutlu etmek için araştırmış, oyuncakçı dükkanına getirmiş. Bak sen, bir de bizi nasıl bir yere getirdiler diye söyleniyordun numaracı. Söyleniyor muydun? Ay ya, konu nereden bana geldi canım? Hadi siz elinizi yiyin. Aha, Orkun da geldi. Vallahi şimdi pişti olacaklar. Kızım var ya, çok fenasın sen ha. Ya ne yapayım ya, beter olsunlar. Ne yani, çıkacak mısın karşılarına? Herhalde çıkacağım. Yani kaçırır mıyım da önce azıcık tadını çıkarayım ben şunun. Orkun. Aa. Ne haber? İyidir abi, senden ne haber? Burada toplantım vardı da öyle hava almak için yürüyordum. Aa, Burak'la Orkun değil mi şu? Ya insanın istemediği ot burnunun dibinde bitermiş. Ay ne yapıyor bunlar burada? Ay, öğrenmezsem çatlarım, ne olur yürüyün. Hadi kapatıyorum ben, büyük yüzleşmeden sonra ararım seni. Tamam. Hoppala. Ne oldu? Abi inanmayacaksın ya, Yamanlar da burada. Ne diyorsun ya? Hayırdır? Siz böyle gözlerden ırak buralarda mı buluşuyorsunuz? Uzasanız hızlıca ya. Ben bir kızla buluşacağım burada. Kiminle? Beyler? Ben ikinize de aynı saatimi vermişim. Beynine bana oyun mu oynuyorsun? Sinirlenme bence, sakin ol. Bana bak. Bana öyle tozlu dere numaraları çekme. Hem çağırıyorsun hem milleti topluyorsun. Ha, bizim de haberimiz yoktu. Benim vardı ama. Niye çağırdın ikimizi birden buraya? Birbirimizden gizlimiz saklımız olmasın istedim abi, bu. Ay. Yoksa sen mi düşündün bu ucuzlukları? Bana bak, bulaşma.
Bulaşma, sabrediyorum, bu iki oluyor. Say sen daha, say say. Hesap tut. Yıldızları sayacaksın sonunda. Tamam ya, hadi Leman, boş ver. Arkadaşlar, hiç benim yüzümden birbirinize girmeyin yani. Bir kız için arkadaşlar birbirine düşer mi? Bana bak. Ortalığı karıştırmaya çalıştığını çok iyi biliyorum. Sana karşı kibar olmaya, sakin olmaya çalışıyorum ama bulaşma. Ne oluyor sana ya? Çıkma karşıma. Bozma sinirimi. Uğraşma arkadaşlarımla. Zarar verme ilişkime. Anlatabiliyor muyum? Uzak dur Yaman'dan. Bir daha tekrarlamayacağım. Sana sinir oluyorlar. İşte en çok bu yüzden ilgimi çekiyorsun. Kıskanç olmayana bak. Kıskançlıktan değil o. Sinir bozuyor ya. Allah Allah, bir de benim için kavga etmeyin demez mi? Cins. Dokunma artık arkadaşlarıma. Dokunma artık Yaman'ıma. Dokunma artık arkadaşlarım. Eğer onların kılına zarar gelirse ben, ömründe bir karıncayı bile incitmemiş olan ben, Mira Beylice, hiç düşünmeden saçını başını yolarım senin. Anlıyor musun? Yolarım da dönüp arkama bakmam bile. Neydi şimdi bu? Münir Özkul TR'de. Bizim aileyi izlemedin mi? Değil mi? Efsanedir. O kadar söyleyeyim. Ay, yalnız Mira da Leyla'nın karşısında efsaneydi. Kibarlık da bir yere kadar. Yemin ediyorum bu kız seninle çıkmaya başladığından beri huyu değişti. İçindeki kedi kız çıktı. Karanlık bir tarafım olduğu doğrudur belki de. Kerem abi yemek götürdü. İyi hadi koş mutfağa tekrar. Akşama bir ton iş var. Buralar daha toparlanmamış. Ah Faruk, ah. Merhaba. Buraları da toparlıyorsunuz demek. İyi olmuş. Evet. Restoranın façası düzeldi de işte bizim fakirhanede eksik. Ha işte bu o. O gecelik koku. Hiç eşyan yokmuş. Bizim garajda bir şeyler olacaktı bir yere orada ihtiyacı olanlara. Çok zarifsiniz. Ne yaparsın? Bir öpücüğün 40 yıl hatırı var. Öyle mi? Dalga geçiyorum, sen beni ciddiye alma. Benim sizi ciddiye almamam hiç mümkün mü? Ha Faruk, ben de sağa sola bakıyordum. Buraların daha işi var. Evet biliyorum. Yavaş yavaş hallediyoruz işte. Ama dergiden gelecekler. Fotoğraf çekimi olacak. Hızlanmamız lazım. Ne zaman gelecekler? Vallahi daha gün söylemedim ama
Önümüzdeki hafta diye anlaştık. Tamam, hallederiz ya. Bence benim fikrim daha iyi. Geçen sefer unutuyorsun. Ya hanginiz unutabiliriz ki? Kasım Bey, adam bir anda ortaya çıkıp karısını görmek isteyebilir. Yasal olarak bundan daha doğal bir hakkı yok. Tamam anne, sütüm yapalım. Orada bir tane bana. Anlıyorum, anlıyorum Asım Bey ama yasal süreç içerisinde görmek isterse yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ancak yüz yüze anlaşma yoluna gidebilir. Asım Bey. Alo. Ha bir de utanmadan yüzüme telefonu kapatıyor. Ya tamam, tamam, tamam. Öyle olsun ama çok çok dikkatli ol. Tamam, siz merak etmeyin. Ben de çok hassasım o konuda. Her şey kontrol altında. Hayatım, baban diyor. Ne olmuş babama? Hem bir iş rica ediyor hem de dinlemeden yüzüme kapatıyor. Ha, Sedef meselesi mi? Evet. Ya bu sabah şirkette de istigürledi. Niye ama benim suçum ne? Ben sadece yardım etmeye çalışıyorum. Selim. Hı? Yarın şu cenazeye gidecek misin? Gitme sen diyorum. O niye? Gitme işte. Zaten ortalık karışık. Tabii ki gideceğim. Adam kaç yıllık müvekkilim. Benim gitmezsen bir şeyden korkuyormuşum gibi olur. Ya ne bileyim, bu insanların savcılığın önünde sana nasıl davrandıklarını düşündükçe... Siz deminden beri kafa kafaya vermiş bunları mı konuşuyordunuz? Ay yok canım, biz bambaşka bir konuyu tartışıyorduk. Tamamen duygusal konular. Bu sefer senin Eylül meselelerini dinleyemeyeceğim Mert'cim, kusura bakma. Tabii canım, tabii. Sen bugün muafsın. Senin daha ciddi sorunların var. Abi, eğer iznin olursa biz de seninle gelelim. Ender Hanım haklı. Bu heriflerin sağı solu belli olmaz. Hı. Biliyorum, cenazede kimse olay falan çıkartmaz. Rahat ol. Ya olsun abi ya, biz gelelim yine de. Ya ben de gelirdim ama benim sınavım var. Biz Kenan'la geliriz, olur mu abi? Ne oldu durup dururken bilmem. Yani bugün çok öfkeliydi. Sonra da verdiler ilacı, verdiler ilacı. Sakinleşti. Yazık. Ha, bunu da. Aç bakayım. Hadi biraz dinlen bakalım. İyi geceler. İyi geceler. Bu hafta derse falan gitme. Neden ya? Oğlum, Tan abin iyi değil. Ya tamam, sen onu seviyorsun. İyi, hoş da. Ya şimdi gerçi Allah için, hani ben de sakinken, iyiken onun hasta olduğunu bir an unutuyorum. Ama o hasta evladım. Yani Allah korusun. Bak, uzun bir aradan sonra ya bugün o kadar farklı biri gibiydi ki. Ya benim onu en yakın zamanda görmem lazım. Gidip konuşmam lazım. Sen de konuşuyorsun ki onunla. Müzik, gitar. Onun sevdiği şeyler işte. İyi geliyor. Hadi yemeğini soğutma.
akşam bir yemek yeriz diye düşündüm. Şu baş başa yiyeceğimiz yemeği yiyelim artık ha? Ya ne olur yarın olmasın ya. Neden? Yarın sabahtan Selim abiyle cenazeye gideceğim. Oradan sonra da bütün gün koşturacağım. Sonra da şirkette olmam lazım. Oradan sonra da Ender Hanım rica etti, örnek evde işim var. Anladım. Yarını pas geçelim, olur mu? Peki, olur, tamam. Neyse, tamam, sonra görüşürüz. İyi geceler, öptüm. Ben de öptüm, iyi geceler. Unutmuş. Aa! Yarın akşama program falan yok yani. Onca şey arasında unuttu tabii. Yani koşuşturmaca, bir sürü olaylar falan. Ya kafa kalmadı tabii normal olarak. Neyse canım, önemli değil. O kadar plan program çöp yani. Acelesi yok ya canım. Başka zaman yaparız. Kardeşimin cenazesinde rezillik çıkmasın, çocuklar, yengemler üzülmesin diye sana bir şey demedim. Ama sen ne yüzsüz, ne vicdansız bir adammışsın ya. Şimdilik acına veriyorum. Şu iş ortaya bir çıksın, seni mahkemeye vereceğim. Elinden geleni ardına koyma. Ben de bu işin peşini bırakacak değilim. Bütün cenaze problemsiz gitti, şunu da bir atlatalım. Ne yaptınız? Fotoğrafı da çekebildiniz mi? Herkesin çektik. Hadi çocuklar. Bunun burada ne işi var? Kimin? Tunç Nader'in. Miracığım, ne oldu? Hala görüşemediniz mi? Şimdi örnek eve gireceğim. O da çalışıyormuş hala. Sen yanıma gel dedi. Ya hay Allah ya. Ya evet, bakalım. İşim bitecek demişti ama eğer yorgunum demezse buradan götürürüm bir yere. Tamam tatlım. Siz eğer bir şey yapmazsanız sen bana gel. Ararım. Tamam canım, görüşürüz. Güneşin alevden saçları aşınca karşıki tepeden gölgeler sarar yamaçları. Ürkerim gelecek geceden. Güneşin alevden saçları aşınca karşıki tepeden gölgeler sarar yamaçları. Ürkerim gelecek geceden. Bütün dertler beni bekler yatağımın başucunda. Esir kalır hep dilekler kaderimin avucunda.
teselli etmiyor gönlümü. Günü unuttun mu sandım? Ne yıldız ne de ay bu gece beklerim hasretle gülümü. Seninle ilgili hiçbir şey unutmadım. Unutmayacağım da. Her gece teselli etmiyor gönlümü. Ne yıldız ne de ay bu gece beklerim hasretle gülümü. Yalvarıp göklere